İnşallah bir 40-45 dakikada Hocam öncesinde kısa bir bilgi verelim. buyurun. Öncelikli olarak kıymetli katılımcılarımız, değerli hocalarımız hepiniz hoş geldiniz. Hür Akademisyenler Derneği ile ortak yaptığımız Şehir ve Medeniyet Akademimizin bu haftaki konuğu kıymetli hocamız Profesör Doktor Mehmet Barca. Sosyal yenilik ve medenileşme konulu sunumuyla değerli hocamızı dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Bu arada geçen yıl yaklaşık bu vakitlerde açılan yeni dernek merkezimizin açılışını ve ilk akademik yıl konuşmasını da Mehmet Barca hocamız yapmıştı. Seniye devresinde tekrar hocamızla birlikte olmak bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Önce kısaca hocamızdan bahsetmek istiyorum ben. İlk ve orta öğretimini Bingöl'de tamamlayan hocamız 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Lisans derecesini aldıktan sonra devlet bursu ile İngiltere'ye gönderildi. Master ve doktorasını Leicester Üniversitesi'nde tamamladı. 2001 yılında yardımcı doçent doktor, 2003 yılında doçent doktor ve 2008 yılında profesör doktor unvanlarını aldı. Sakarya, Başkent, Afyon, Kocatepe, Top ve Ankara Üniversitelerinde dersler verdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi kurucu dekanlığı, rektör yardımcılığı, akademik ve idari görevlerinde bulundu. Stratejik yönetim uzmanı olan hocamız halen kamu kurumlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Özelleştirme İdaresi, RTÜK, RK Sayıştay ve benzeri özel sektör işletmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının stratejik plan geliştirmesine danışmanlık yapmaktadır. Başta stratejik yönetim olmak üzere bilgi yönetimi, yönetim felsefesi, sektörel araştırmalar konularında yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok eseri bulunmaktadır. Hocamız 2015-2020 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörü olarak görev yaptı. Halen aynı üniversitede Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Hoş geldiniz hocam tekrardan. Sözü hocamıza bırakmadan önce de sunum bitiminde varsa sorularınızı mesaj yoluyla iletirseniz hocamıza ileteceğim. Onun dışında seslerimizi de kapatabilirsek ses karışmamasına hocamızı daha iyi net duymamızı sağlayacak. O zaman buyurun kıymetli hocam söz sizde. Evet, selamünaleyküm hepinizi. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Ben söze hemen başlamak istiyorum, gecikmeleri de telafi etmek adına. Aslında uzmanlık alanım yönetim bilimleri, onun içerisinde de stratejik yönetim. Fakat zaman zaman bu alanın dışına çıkıyorum. Bugün de onlardan bir tanesi olmuş olacak esasen. Bu konuşmamı başka yerlerde ön şekilleriyle yaptım ama sizlerle paylaşacağım konuşmanın biraz daha geniş halini paylaşmak istiyorum. Yakın zamanlarda başka yerlerde de bu konuyu gündeme getirmiş olmakla beraber elimden geldiğince aynı şeyleri tekrar etmemek, biraz daha farklılaştırmak çabası içerisinde olacağım. Ancak konunun gereği oldukça kapsamlı olduğunu düşünürsek, sorularınızla ancak biraz daha zihnimdekini açma fırsatı doğabilecek. Soruları her ne kadar sona bıraktıysak da aslında her anda soru sorabilirsiniz, yorum yapabilir, örnek isteyebilir, örnek verebilirsiniz. Lütfen bunu bir sohbet olarak alalım. Dolayısıyla benim de zihnimde her şey çok netleşmiş. Dolayısıyla bunu sizinle paylaşıyorum değil. Ben de düşünürken zihnimde doğan fikirleri aslında sistematize edilmiş haliyle sizinle paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla bunları efendim eleştiriye, geliştirilmeye açık düşünceler olarak düşünürseniz sevinirim. Efendim, cevabını aradığım şey şu esas itibariyle. Batı'nın yaklaşık kaba taslak ifade etmek gerekirse 400 yılı aşkın bir süredir
yükselen bir durumu söz konusu. Ben buna kısaca şimdilik Batı medeniyeti diyorum. Bazıları bunun medeniyet olup olmadığını tartışabilir ama bana göre çok tartışılacak bir konu değil. Bununla beraber yine de tartışmamız olursa tartışabiliriz. Biz bir ses gürültüsü işittim ama umarım bir şey anlamadım şeyden. Bir yorumu olan mı oldu? Bir şey mi? Devam edelim. Hatlarda karışma oluyor, kusura bakmasın. Tamam. Şimdi Batı medeniyetinin yükselişiyle beraber bana göre odağında ciddi bir kayma söz konusu. Ben de buradan aslında söze başlamak istiyorum. Ve temel argümanım aslında şöyle özetlenebilir. Batı medeniyeti yükselirken daha çok sosyal sorunlara çözüm bulma kapasitesiyle yükseldi. Fakat gelinen nokta da sosyal yenilik odağını teknolojik yenilik odağına bırakmış oldu. Başlangıçta gücü sosyal yenilikte yoğunlaşırken geldiği noktada sosyal yenilik, diğer bir ifadeyle sosyal sorunlara çözüm üretme kapasitesinde ciddi bir gerileme söz konusu. Teknoloji odaklılıkta artan yenilik kapasitesi sosyal odaklılıkta, sosyal yenilikte, sosyal sorunların çözümünde azalan bir zayıflığa, bir kapasiteye doğru gidiyor. Ben de bu anlamda dünyaya bir anlamda egemen olan bu Batı medeniyetinin bu zayıf noktasında oluşan sosyal sorunların büyüklüğünü, ölçeğini düşündüğüm zaman acaba önümüzdeki 10 yıllarda neyle karşılaşıyor olabiliriz? Adeta uzun süredir bir monopol durumunda olan bu Batı medeniyeti kendine bir rakip medeniyet alanı mı açıyor? Bir rakip medeniyet alanı açarsa şayet bu rakip medeniyetinin odağında ne olabilir sorularına cevap ararken benim en azından başta söylemeyi uygun bulduğum, eğer bir rakip medeniyet doğuyorsa ben sosyal yeniliğin bunun odağında olduğu kanaatindeyim. Teknoloji odağında, teknolojik yenilik odağında bir medeniyet rekabeti beklemediğimi, ihmal edilen ve giderek insanlığın sorunlarının kaynağı olmaya başlayan sosyal karakterdeki sorunların çözümüne dönük bir kapasite ancak yeni bir medeniyet referansı olabilir diye düşünüyorum. Bu çerçevede düşüncelerimi biraz sistematik olması açısından bazı argümanlar çerçevesinde ileri sürüyor olacağım. Birinci argümanım şu. Birinci argümanım biraz önce ifade ettiğim üzere Batı medeniyeti sosyal yenilik odağında başladı ama şu an gelinen noktada teknoloji odağına döndü. Kısa bir tarih vermek gerekirse 1400 yıllarında 14. 15. asırda Batı medeniyeti önce Rönesans'la başlayan bir sorgulama yaşadı. Arkasından Rönesans'ı çok detaylı anlatmayacağım, biliyorsunuz Antik Yunan ve Roma'nın sanatsal yönlerinin ihmal edildiğini düşünen bir akım İtalya'da başladı. Ve bu akım yeniden bir sanatsal ihya hareketi olarak gündeme gelmiş oldu. Bu bağlamda Rönesans dediğimiz Batı'nın yeniden canlandığı, o döneme kadar kaba taslak 4. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Orta Çağ diyebileceğimiz, Batılıların kendi açısından karanlık çağ olarak ifade ettikleri bu dönemin sorgulandığı, sanatsal açıdan sorgulandığı dönem 1400'lü yıllar. Arkasından reform hareketi geliyor. Reform hareketi bana göre Rönesans hareketinden çok daha önemli sonuçlar doğuruyor. Ne anlamda? Hristiyanlığın, ki burada parantez açmam gerekiyor, Hristiyanlık
her ne kadar bir vahiy dini ise de Roma'nın elinde, Bizans'ın elinde bir vahiy dini olmaktan çıkmış, Romalaştırılmış, Bizanslılaştırılmış haliyle bir insan üretimi dinine dönmüş. Bu insan üretimi dininin en belirgin özelliği, o dönemlerde Rönesans'ın da beslediği ve daha ileride bilimsel aydınlanmanın ortaya çıkarmış olduğu açıklamaları, astronomik açıklamaları, insana ait açıklamaları, tarihe ait açıklamaları şiddetle önleyen bilgiyi, araştırmayı, hakikati ortaya çıkarmaya dönük olan rasyonel çabaları şiddetle karşılayan, onları Engizisyon mahkemelerinde idamlarla sonuçlandıran, bu tür bilimsel eserleri yasaklayan tutumuyla Hristiyanlığın o bir anlamda karanlık çağ demelerinin nedeni de o, rasyonel aklın, aydınlanmacı aklın baskılandığı bu ortamda aslında Batı medeniyeti haklı bir çıkış yapmış oluyor. Dini temelde önüne engel konulmak istenen bu bilimsel çabalar Batı'da bir tepkiyle ve yeni bir medeniyetin de temelleri atılacak şekilde sosyal nitelikte başlamış oldu. Kabataslak söylersek arkadaşlar, 18. yüzyıla geldiğimizde bu bilimsel bir damara dönüşmüş oluyor ve bilimsel damarda 18-19. yüzyılda çok net şekilde sosyal bilim odaklı gidiyor. O dönemlerde yapılan tartışmalara baktığımızda mühendislik bilimlerinin biraz küçümsendiğini görüyoruz. Yani el becerileriyle fikri beceriler karşılaştırıldığında fikri soyutlama gerektiren sosyal bilimlerin çok önde olduğu, entelektüel kapasitesinin yüksekliği nedeniyle belirgin şekilde sosyal bilimlerin bir ana damar olarak görüldüğü, biraz daha zanaatkarlığı, el becerisini, biraz daha maddi alanları ilgilendiren bilimlerin ise bir anlamda küçümsendiğini görüyoruz. Fakat daha sonra bu tam tersine dönmeye başlıyor. Sosyal bilimler zaman içerisinde giderek ivme kaybediyor. Buna karşın maddi alanlara yönelik bilim alanları yükselişe geçmiş oluyor. Amacım bir Batı tarihini özetlemek değil, amacım şu soruya cevap vermek. Aslında bugün Batı medeniyeti dediğimiz hususun çözmeye çalıştığı temel sorun sosyal sorunlar. Ve sosyal alanda bir yeniliğe ihtiyaç duyuluyor. İşte 1800'lerde ortaya çıkan ve Humboldt'un yeni bir model olarak sunmuş olduğu üniversite modeli, Humboldt üniversite modeli, bugün sahip olduğumuz üniversite modeli. Yani tipik bir sosyal yenilik alanı. Şunu hatırlatmakta yarar var. 18-19. yüzyılda, özellikle 19. yüzyılda rasyonaliteye dayanan, rasyonel açıklamalara dayanan ulusal düşüncenin, milliyetçiliğin, Marksizmin, liberalizmin düşünce temellerinin atıldığı ve giderek devletlerin de toplumların da buna göre şekillendiği, yani krallıkların ve dini otoritenin altında değil, daha rasyonel bir otoritenin olması gerektiğine ilişkin Batı düşüncesinin zihin seyrine baktığımız zaman net şekilde bir sosyal yenilik, sosyal sorunlara yenilikçi çözümler sunma ön planda. Fakat özellikle 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyıla doğru geldiğimizde bu ideolojik tartışmaların büyük ölçüde bir kenara bırakıldığı, bilimin aydınlatma gücünün bir kenara bırakıldığı, sosyal sorunlardan daha çok teknolojik yeniliklere odaklanan, üniversitelerin de teknolojik yeniliği odağa aldığı, devletlerin de teknolojik yeniliği odağa aldığı
rekabetin temel alanı olarak tanımlanan bir noktaya doğru sürüklenmiş oldu. Dolayısıyla birinci varsayımım ya da iddiam şu. Batı sosyal yüz yüze olduğu büyük sosyal sorunları çözmek için harekete geçmişken zaman içerisinde sosyal sorunlardan teknolojik yeniliği odağa alan bir duruma doğru kaymış oldu. Şimdi dolayısıyla ikinci varsayıma geçiyorum. İkinci varsayımın tam bunun devamı niteliğinde bir husus nedir o? Sosyalden uzaklaşıp teknoloji odağına doğru kaydıkça aslında tam da gücü teknolojide yoğunlaşıp yükselirken bir zayıf yanı da doğmuş oldu. Sosyal alanı ihmal ettikçe sosyal alanda ortaya çıkan sorunlara da çözüm bulamaz hale geldi. Bu sorunların arttığını görüyoruz. Teknolojide büyük kapasite inşa etmişken yalnızlaşma, sosyal adalet, işsizlik, birçok alanda yüz yüze olduğumuz özgürlük benzeri alanlarda ciddi bir tıkanıklığa doğru medeniyetin zayıflıklarının ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela bir tanesini sadece biraz ayrıntılandırmak gerekirse Batı dediğimiz bugün Avrupa ve Amerika'dan oluşan buna Kanada'yı, Yeni Zelanda'yı, Avustralya'yı bir anlamda Batı kültürü ve Batılıların yönetici durumunda olduğu devletleri bir bütün olarak düşündüğümüzde istisnasız hepsinde çok derinden yaşanılan örneğin bir yalnızlık sorunu söz konusu. Yalnızlaşma. Şimdi bireyselleşme kültürlerinin bir parçası olarak var ama bireyselliğin üzerine bugün ciddi şekilde bir sosyal sorun haline gelen yalnızlık duygusu, yalnız olma psikolojisi, kaygıları, rahatsızlıkları toplumda yaşanıyor. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse bunlar İngilizcesiyle alone, yalnız olma değil, lonely, yani o yalnızlık duygusunu yaşayan, o yalnızlık duygusunun topluma egemen olduğu, ailesi içerisinde yalnız, arkadaşları içerisinde yalnız, kurumu içerisinde yalnız, yaşlıyken yalnız, çocukken yalnız, bu yalnızlığı gidermek için örneğin benim İngiltere'de yaşadığım yıllarda ciddi tartışmalar yapılıyordu. Acaba bir yalnızlık bakanlığı mı kursak? Bu ciddi bir toplumsal sorun haline geldi. Bu yalnızlığı yönetebilecek, bunun etkilerini azaltabilecek, acaba bir yalnızlık yönetim bakanlığı mı kursak gibi tartışmalar yapılıyordu. Ben detaylarına girmiyorum. Olay çok örnek verilebilir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Teknolojiyi odağına doğru giderken sosyal alanın ihmaliyle ortaya ciddi sosyal sorunlar çıkmaya başladı. Ve bu sosyal sorunları çözme kapasitesi oluşmadı. Giderek zayıflayan bir sosyal sorunları çözme kapasitesinden bahsetmiş olduk. O anlamda ikinci varsayımım şu. Sorunlar nereye doğru kayıyorsa aslında yeni medeniyet inkişafları da ancak oraya doğru kaymış olur. Yani aslında medeniyetlerin yükselişleri bir anlamda sorun çözme kapasiteleriyle ilgili. İşte bu sorun çözme kapasitesi benim görebildiğim kadarıyla yani şunu basit olarak ileri sürüyorum bir fikir olarak. Batı yine teknoloji temelinde kendine bir rakip medeniyet görüyor olmayacak. Birazdan bunu söyleyeceğim. Mesela bu anlamda Çin'i, Japonya'yı Batı medeniyetine bir rakip olarak görmüyorum. Neyi rakip olarak görüyorum? Batı'nın ihmal ettiği, çözmede giderek yetersiz hale geldiği, bir anlamda da özellikle altını çizerek söylüyorum, sorunun kaynağı olmaya başladı. Sosyal alanda bir alternatif, bir rakip medeniyetin doğabileceğini düşünüyorum dolayısıyla. Sorun insanlık adına ister çevre olsun, ister adalet olsun, ister özgürlük olsun, ister hukuk olsun, ister
işsizlik ekonomi olsun, ister sömürü düzeni olsun. Yani sosyal karakterdeki bu durum artık yönetilemez bir hal aldıkça bunu yönetecek yöne doğru bir medeniyet arayışının, bir bunu çözecek sosyal sorunları yenilikçi bir zihninle, anlayışla çözecek bir farklı yaklaşım ancak Batı'ya alternatif olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda şunu biraz açmakta yarar var. O zaman sosyal yenilikten ne kastediyorum? Aslında sosyal yenilikten kastım bu basit tanım içerisinde. Yani yüz yüze olduğumuz sorunlara yenilikçi çözümler getirme, farklı çözümler getirebilme kapasitesi. Bunlar verimlilik olabilir, süreç olabilir, kurumsallaşma olabilir, efendim modelleme olabilir. Bu sorunları, yani zihnimdeki şöyle de ifade edebilirim, bu sorunların oluşmasına yol açan, kaynaklık eden medeniyet muhtemelen kendi paradigması içerisinde bunu çözemez. Çünkü paradigmasının kendisi bu sorunun kaynağı. Dolayısıyla ben alternatif bir paradigmanın ancak bu sorunları çözebileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. 1400'lü yıllardan bu yana medeniyeti yükselen efendim Batı aslında kendi sosyal sorunlarını çözerek bu noktaya gelmiş oldu. Fakat gelinen aşamada sorunlarını çözmek bir yana sorunlarını bütün dünyaya ihraç etme durumunda ve bu çözümsüzlük küresel bir hal almaya başlamakta. Dolayısıyla sorunun bu birikim alanında ben bir yenilik, bir sosyal sorunları odağına alan ve sosyal sorunları Batı'nın değerleri, Batı'nın anlayışı, Batı'nın yöntemi açısından değil, alternatif açılardan çözebilecek bir yaklaşımın ihtiyaç haline geldiği kanaatindeyim. Buradan hareketle üçüncü bir varsayım ya da iddia ortaya atıyorum. Diyorum ki efendim Batı'nın özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde ileri sürmüş olduğu rakipsizlik durumunun efendim tarihsel açıdan doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani onlar şunu ileri sürmeye sürecine girdiler. Ya tarihin sonu geldi. Tarihte hiçbir zaman olmayan bir şey yaşadık. Geçmişte medeniyetler birbirine rakip durumundaydılar. Fakat şimdi rakibi olmayan bir Batı medeniyetinden söz ediyoruz. Şimdi geçmişte örneğin efendim antik Yunan'da rakip Mısır'dı. Perslerdi. Roma'da Perslerdi. Efendim ne bileyim Mısır'ın rakibi Hititlerdi. Efendim daha sonra örneğin Roma'nın ya da Bizans'ın rakibi Selçuklular, Osmanlılardı. Her zaman birden fazla medeniyet birbiriyle yarış içerisindeydi. Uzak Doğu'da da durum farklı değil, Orta Doğu'da da durum farklı değil. Çok tarihini bilmediğimiz efendim Amerika'nın işgaline uğramadan önceki Amerika kıtasının durumu farklı değil. Şimdi Batılıların temel bir iddiası, tarihte ilk kez rakibi olmayan bir medeniyet söz konusu. Bunu da tarihin sonu olarak ifade etmeyi tercih ediyorlardı. Ben aynı kanaati paylaşmadığımı burada ifade etmeye çalışıyorum. Üçüncü argümanımda şunu söylemeye çalışıyorum. Bir zaman diliminde aynı güçte, aynı kuvvette birden fazla medeniyet olmayabilir. Bazı medeniyetler yükselirken bazıları ivme kaybediyor olabilir. Ama bunlar yok olmazlar. O medeniyetler kendi üzerine oturmuş oldukları değerleri, mirası sönük de olsa devam ettirirler. Bu anlamda ben tarihin sonunun geldiği, yani Batı medeniyetinin artık rakipsiz olarak insan tarihine, insanlık tarihine yön vereceği fikrinin tamamen bir propaganda ürünü olduğu kanaatindeyim. Çeşitli medeniyetler var burada. Bu anlamda dördüncü argümanıma geçmiş oluyorum. Dördüncü argümanım da Çin'in temsil ettiği
Hint medeniyetinin temsil ettiği, efendim Orta Doğu'da İslam medeniyetinin temsil ettiği çeşitli rakip medeniyetlerden bahsedilebilir ya da Latin Amerika'dan bahsedilebilir. Sözü uzatmamak adına söylüyorum. Benim kanaatime göre evet birden fazla rakip medeniyetten bahsediyor olsak da kanaatime göre bunlar çok Batı medeniyetine rakip olabilecek durumda değil. Mesela bir tanesini detaylandıralım. Şimdi ekonomik odak haline giderek gelmeye başlayan Çin neden Batı medeniyetinin rakibi olamaz? Neden efendim İslam medeniyeti potansiyel bir rakip durumunda? Bunu kısaca açıklamaya çalışayım. Kanaatime göre şimdi Çin'i giderek bir ekonomik güç haline getiren ve bu anlamda belki de Amerika'nın yerini aldığını ya da alacağını söyleyebileceğimiz bu medeniyet niçin rakip değil? Çünkü aynı temelde gidiyor da ondan. Bugün Japonya'nın, Güney Kore'nin, Çin'in ve diğer uzak doğu ülkelerinin temsil ettiği güç aslında yine teknolojiye dayalı güçtür. Yani batı değerlerinin üretime konu edilmesi, bunların biraz daha batıya benzemesi ve batılılaşması sürecinde aslında yaşadıkları durum bu. Her ne kadar Türk toplumunda efendim Japonlar kültürlerini koruyor, Çinler kültürlerini koruyor gibi bir durum ifade ediliyor olsa da ben realitede yani günlük yaşam içerisinde bunların çok olmadığını gözlemleyenlerdenim. Yani ben aksi fikirdeyim. Japonya bugün oldukça batılılaşmıştır. Çin oldukça batılılaşmıştır. Batılılaşıp aynı değerler üzerinden bir üretim odağı, bir teknolojik yenilik, ekonomik yenilik, ekonomik güç olma anlamındaki bu çıkışlarının çok batıya bir medeniyet rekabeti getireceği kanaatinde değilim. Her ne kadar İslam dünyası bugün aslında üzerine toz serpilmiş, sesi çıkmayan bir medeniyet olarak görülse de ben şöyle bakıyorum neden bir umut ışığı olarak bir alternatif rakip medeniyet olarak doğabileceği hususunda. Şimdi aslında enteresan olan şeylerden bir tanesi şu. Batı medeniyetinin komşu medeniyeti İslam medeniyetidir. Aslında hatta şunu söylemekte hiç tereddüt etmiyorum. Akraba medeniyeti İslam medeniyetidir. İslam doğduğu zaman efendim çok kısa bir süre içerisinde, bir asırlık süre içerisinde Antik Yunan'ın, Roma'nın klasik eserlerini Arapça'ya tercüme ederek efendim altını çiziyorum, asla kopyalayarak değil, asla tekrarlayarak değil, efendim oradaki düşünce zenginliğinden yararlanmış, onu bir insanlık birikimi olarak görmüş ve bu insanlık birikiminin üzerine kendi değerlerini, kendi yaklaşımını, kendi anlayışını büyük ölçüde uyarlayarak tıpta, hukukta, efendim felsefede, doğa bilimlerinde, sosyal bilimlerde ciddi bir liderlik yapmış. Yani kabataslak 17. yüzyıla gelene kadar esas itibariyle çok baskın bir medeniyet durumunda. Batı'nın özendiği, Batı'nın mesela tersinden baktığımız zaman bugün biz Batı üniversitelerine büyük beyinlerimizi, iyi beyinlerimizi gönderiyoruz ya. O zaman da Batılılar efendim iyi beyinlerini bizim medreselere gönderirlerdi. Yani baskın medeniyet en yakın zaman diliminde ve en coğrafik anlamda, zihinsel anlamda komşu olan medeniyet aslında İslam medeniyeti. İslam medeniyeti ile bu fikri bağların Batı'nın büyük ölçüde aslında en yoğun şekilde Haçlı seferleri zamanında yaşanıyor. Bu toplum birbiriyle karşılaştığında efendim Kudüs sembolü üzerinden konuşmak gerekirse Kudüs Müslümanların kültür havzası bir anlamda kültür başkenti ve yaklaşık Müslümanların en güçlü olduğu zamanlarda Haçlılar kabataslak 90 yıl, 100 yıl Kudüs'ü Haçlı seferleriyle kendi egemenlikleri altına alıyorlar. İşte Kudüs sembolü üzerinden konuşursak bu iki medeniyet birbiriyle yoğun bir fikri alışveriş,
efendim savaşta karşı karşıya gelme, bir rekabet unsuru yaşamış oluyorlar. Aslında hemen hemen aksini söyleyen bir tarihçi görmedim. Batı medeniyeti esas itibariyle İslam medeniyetiyle karşılaştığında Rönesans'ın, reformun ve bilimsel anlayışın nüvelerini buradan almış oldu. Diğer bir ifadeyle bugün Batı medeniyetinin zemininde Müslümanların ciddi bir harcı vardır. Fikri harcı vardır, teknoloji harcı vardır, siyasal anlayış harcı vardır, insan anlayışı harcı vardır. Yani örneğin humanizm dediğimiz efendim ilk düşünce akımlarının çok böyle havada oluştukları falan kanaatinde değilim. İslam medeniyetini tanıdıkça kendilerini kendi aynalarında kabul edilemez gördüler. Bu anlamda aslında Batı medeniyetinin oluşumunda İslam ciddi bir rol oynadı diye yüzlerce tarihçi yazıp çiziyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Efendim durum buysa gelip tıkandığı alanda, yani teknoloji odaklı ciddi bir gücü temerküz ederken giderek ihmal ettiği sosyal alan bizim tam da gücümüzün olduğu bir alan. Yani kaynaklarımızın, tarihsel birikimimizin, bir anlamda yetkinliğimizin olabileceği bir alan. Yani yaşlılar sorunundan tutun işsizler sorununa, yalnızlıklaşma sorunundan tutun adalet ve özgürleşme sorununa kadar birçok sorunu zihin olarak, davranış ve uygulama olarak alternatif bir modelle sunabilme potansiyeli burada örtük de olsa var. Bakın fiili demiyorum. Lütfen bunun altını çizeyim. Hani hocam ben bir şey göremiyorum, sen gördüğünü derseniz ben bir şey demiyorum. Yani 57 İslam ülkesinin bütününe bakıldığında entelektüellerine, üniversitelerine, yönetim tarzlarına, önderlerine bakıldığı zaman farklı bir manzara, farklı bir fotoğraf görünebilir. Ben bunu kastetmiyorum. Kastettiğim şey şu. Aslında bu medeniyetin üzerine oturmuş olduğu ekolleri, birikimi, mirası kastediyorum. Basit olarak ifade etmek gerekirse, mesela İslam dünyasında en gelişmiş alanlardan bir tanesi fıkhi ekollerdir. Yani hukuki ekollerdir. Ve şunu net olarak görüyorum bugün dünyada hukuk adalet doğurmaktan daha çok adaletsizliği adeta temin eden bir referans haline gelmiştir. Mesela Batı'nın ekonomi modellerinin oluşmasında İslam düşüncesinin bu fıkhi ekollerinden ciddi şekilde beslendiği, şirket yapıları, ortaklık yapıları, modellemeleri, işçi işveren ilişkileri benzeri sorun alanları, özellikle Marksizm'de çok dramatik halde sınıfsal çatışmalara götürülen hususların bizim dünyamızda, bizim medeniyet anlayışımızda aslında bir çatışma alanı, bir işçi işverenin illa karşı karşıya gelmesi gereken ve dolayısıyla sınıflara dayalı çözüm üretme çabası olarak değil, bizde bunların böyle dikotomi, çatışır mantıklar, zıt mantıklar olarak asla ifade edilmediği, işçi ve işverenin aslında daha üst bir noktada, örneğin Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumlulukları bağlamında ve benim okumalarımdan anladığım şey şu: Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluk aslında topluma karşı olan sorumluluğa indirilmiştir. Yani hak fiili durumda, günlük yaşantıda halktır. O açıdan yani halkın çıkarları işletmenin çıkarlarının önüne alınmıştır. Halkın çıkarları, toplumun çıkarları, işverenin istediği şekilde para kazanması, önemli olan kar etmesidir. Hangi yolla bunu kazandığının bir önemi yok, meşruluk meselesinin bir önemi yok demesi bizim medeniyetimizde olan bir şey değil. Yani bunu bir geçiş cümlesi olarak söylemem gerekirse, bugün bütün Batı dünyasının felsefesinin arkasında benim şahsi kanaatim bir din gibi işleyen makyavelizm var. Nedir makyavelizm?
seni amaca götürecek olan aşağıdaki her şey meşru görülüyor. Kendinden olmayan toplumları istediğin kadar sömürebilirsin. İstediğin kadar yalan söyleyebilirsin. İstediğin kadar gayrimeşru enstrümanlar kullanabilirsin. Bizim tam sorguladığımız alan bu. İşte buradan bir misal vermem, bir örnek vermem gerekirse şunu söylüyorum. Şimdi bizde Machiavellistler, büyük düşünürler falan olmamıştır. Mesela benim okumalarımdan anladığım kadarıyla 280 kadar siyasetname yazılmıştır. Siyasetnamelerin ortak noktası bu pragmatizm değil, bu Machiavellizm değil, tam tersine idealizmdir. Yani asla amaçlar araçları meşrulaştırmaz. Her ikisinin de meşru olması lazım. Her ikisinin de rasyonalize edilmesi lazım. Bu anlamda yönetimlerimizi kuvvetlendirmek için gerekirse propaganda yaparız, gerekirse sömürü yaparız gibi kimse kimseye bir cevaz veremez. İşte insanlığın tıkandığı yer burası demek istiyorum. Bizim siyasetnamelerimizde mesela adalet vurgusu o kadar net ki, çok basit bir örnek vermek istiyorum. Şu onlarca siyasetnamede tartışılır. Zalim ama adil bir devlet, bir yöneticiyle Müslüman mı ama zalim bir yönetici karşılaştırıldığında bizim tercihimiz kimden yana olur? Eksik mi söyledim? Müslüman ama zalim, adil ama Müslüman değil. Tercihimizi yapmamız gerekirse şayet toplumsal olarak adil yönetimleri Müslüman dahi olsa zalim yönetimlere tercih ederiz gibi bir adalet düşüncesi var. Yani ben Batı'nın geldiği noktada bunu göremediği kanaatindeyim ve bunu göremediği için de kendi çıkarı için geriye kalan 6-7 milyar insanı sömürmeyi meşru görmenin ne kadar küresel ölçekte bir adaletsizliğe götürdüğü kanaatindeyim. Mesela özgürlük açısından basit bir örnek vereyim. Batı hakikaten zihinsel özgürlükler, toplumsal özgürlükler açısından, haklar açısından ciddi açılımlar yaptı. Yani bunu hepimiz bir şekilde yaşadık. Fakat gelinen noktada mesela özgürlük neye tıkanmış oldu arkadaşlar? Acaba İstanbul Sözleşmesi üzerinden gündeme getirilen bizim insan doğasına aykırı bulduğumuz cinsellik özgürlüklerinden bahseden, onu sorgulayan bir hale gelmiş oldu. Ya ben bunun özgürlük anlayışının son derece anlamsız bir noktaya, insanlığa ön açacak, ufkunu açacak, ileriye taşıyacak bir alandan kaydığı düşüncesine kapılıyorum dolayısıyla. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim tarihimizde, sahip olduğumuz mirasta, bugün Batı'nın çözmekte yetersiz kaldığı sosyal sorunlara başka bir paradigma, bizim paradigmamız, bizim medeniyet anlayışımız, değerlerimiz üzerinden çözüm üretebileceğimiz, çözüm sunabileceğimiz böyle bir potansiyelin olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla son argümanıma geçiyorum ve diyorum ki bunun olabilmesi için bizim zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Disipliner dönüşüme ihtiyacımız var ve nihayet uygulama dönüşümüne ihtiyacımız var. Şimdi bunları geniş ifade etmem için zamanın olmadığının farkındayım. Onun için çok özet olarak geçiyorum. Zihni düşüncemizin önündeki en büyük engel şu arkadaşlar. Biz 200 yılı aşkın süredir Batı'ya rakip olamayacağımızı, ancak onları izleyebileceğimizi düşünerek bir anlamda taklitçiliği, onları izlemeyi bir zihinsel kabule dönüştürmüş durumdayız. Ve Batı medeniyetini aslında biz Batı medeniyeti olarak değil, bir anlamda devlet eliyle batılılaştırma stratejisi olarak görmüşüz. Bu anlamda zihin yapımızda sadece Türkiye'nin değil, sadece İslam dünyasının da değil, aslında Batı'nın dışındaki bütün dünyanın kaba taslak Batı medeniyetine rakip olunamayacağı ve dolayısıyla onlarla rekabetten daha çok onların teknolojisini, onların değerlerini alarak yükselebileceğimize ilişkin bir inancı paylaşmış olmaları.
Yani kültürde de, sanatta da, teknolojide de, dini anlayışta da, siyasal anlayışta da, ülke yönetiminde de, kurumların modellenmesinde de hepimiz bu batılılaşma sürecini yaşadık. Ben buralarda bir takım değerlerin olduğunu, bir takım kazanımların olduğunu kabulleniyorum. Bunda bir problem yok. Ancak gelinen noktada tıkandığımız şey şu, bu anlayış, bu değerler üzerine kurduğumuz husus aynı zamanda bizim ayak bağımız oldu. Bizim şunu artık düşünme aşamasına gelmemiz bana normal geliyor. Bir zemin oluştu diye düşünüyorum. Dijitalleşmenin, robotlaşmanın, Endüstri 4.0, Endüstri 5.0, yani ileride teknolojinin, yapay zeka benzeri şeylerle getireceği ilerlemenin ne kadar sosyal sorunları büyüteceğini düşündüğüm zaman burada artık Batı'nın aşırı maddi vurgusunun, rekabet vurgusunun maddi unsurlar üzerinden, teknoloji unsurları üzerinden gitmesinin sorgulanacağı bir zihne ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ben İslam medeniyetinin entelektüellerinin, düşünürlerinin bu yöne doğru kayması gerektiği kanaatindeyim. Artık bizim başarılı bilim insanlarımızın, entelektüellerimizin batılılara benzeme ile ölçülmesi yerine Batı'yı eleştirme kapasitesiyle yeni bir alan açmaları gerektiği kanaatindeyim. Zihinsel anlamda ve bu anlamda alternatif bir paradigmanın zemininin oluştuğu kanaatindeyim. Diğer bir ifadeyle yüzleştiğimiz sorunların büyüklüğü bu sorunların ekseninde insanlığın arayışının bir alternatif zemininin olabileceğini düşünüyorum. İkincisi, disipliner dönüşümlere ihtiyacımız var. Bugün geçmişten farklı olarak birçok yönetimimiz disiplin temelli oluyor. Ekonomi bir disiplin, hukuk bir disiplin, psikoloji bir disiplin, sosyoloji bir disiplin, işletme bir disiplin ve biz uzmanları yetiştirerek bir anlamda bu ülkelerin, insanlığın, toplumların yöneticilerini bu uzmanlar eliyle yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu disiplinlerin üzerine oturmuş olduğu varsayımları, ön kabulleri, aksiyomları eleştirme aşamasında olduğumuz kanaatindeyim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin ekonomik sorunları ele alacaksak tek insan tipi, kabullendiğimiz tek insan tipi homo economicus ise, yani çıkarlarını maksimize edecek ya da zararlarını minimize edecek insan tipi ise, ya bununla zaten gelebileceğimiz yer burasıydı. Daha ileriye gidebileceğimiz kanaatinde değilim. Bizim eğer yeni bir ekonomi disiplini inşa etmezsek bu sorunlara da zihinsel çözüm bulamayız demeye getiriyorum. Hukukta da durum bu, sosyolojide de durum bu, psikolojide de durum bu. Yani psikolojinin temellerinin basit şeye indirgenmesi, çocuğun kendi çocukluk yıllarında annesiyle yaşadığı, ailesiyle yaşadığı ilişkiye indirgenmesi kendi içerisinde bir takım açıklamalar getirebilir. Ancak ben şunu söylüyorum, bu kabuller, bu varsayımlar, bu aksiyonlar bugün artık olduğu gibi kabullenilmemelidir. Bu disiplinler kendi üst sınırlarını zorlayacak noktaya gelmişlerdir ve şahsi kanaatim bu varsayımlar üzerine kurulu bu disiplinler daha ileri bir sıçrama yapabilecek durumda değil. Bu onların aynı zamanda gelip tıkandıkları sınırları belirtiyor. İşte o anlamda Müslüman düşünürleri, Müslüman entelektüelleri, onun ötesinde de şunun altını çizmem lazım, illa Müslüman olması gerekmez, erdemli insanları, yani maddiyatı her şeyin üstünde tutmak yerine adaleti, özgürlüğü, hakkaniyeti, insanlık yararını kendi bireysel çıkarına tercih eden erdemli insanları bu disiplinlerin temellerini sorgulayarak yeniden kurabilecekleri kanaatindeyim. Eğer yeni disiplinler, daha doğrusu disiplinler yeniden yorumlanmış olursa, o zaman yeni bu yorumlarla ortaya yetişecek kuşakların, uzmanların, liderlerin daha farklı olarak
bakabileceği, bugün çözmekte yetersiz kaldığımız bu sosyal sorunları farklı disiplin anlayışlarına dayalı olarak çözme noktasına gelebileceklerini düşünüyorum. Yani basite indirgemek gerekirse, geçmişte Batı'dan ithal ettiğimiz hukuklarla düzenlediğimiz toplumlarımızın geldiği nokta burası. Bu toplumlarımızın bu gelinen gelişme noktasından çok memnun değiliz. Daha ileriye götürmek istiyoruz. Daha sorunları çözülmüş, daha mutlu, daha müreffeh toplumlar istiyoruz. Bunun için Batı'dan artık yeni hukuk normlarını, hukuk kanunları ithal etmenin anlamsızlığına işaret ediyorum. Biz kendi hukukumuzu üretmek, kendi ekonomi modelimizi üretmek, kendi sosyolojimizi yorumlamak, psikoloji disiplinimizi geliştirmek durumundayız. Bunu şunun için söylüyorum. Yani prensip olarak sosyal bilimlerde ben iki şeyi önemsiyorum. Bir, bağlam bağımlılık. Umarım konudan sapmıyorum. Bir, bağlam bağımlılık. Bağlam bağımlılıktan kastım şu: sosyal bilimler bilim perspektifinden bakıldığında evrensel soyutlamalara konu olabileceği potansiyeli olmasına rağmen, aslında sosyal çeşitlilik göz önüne alındığında o açıklamaların büyük ölçüde hangi şartları, hangi koşulları, hangi tarihi arka planı açıkladığı göz önüne alınarak onun çerçevesinde bir değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Bu olmadığı zaman sosyal bilimler çözüm üretmekten daha çok felaket üretebilir. Batı'nın kendi içerisinde çok başarılı gördüğü bir çözüm bizim için başarısızlık kaynağı olabilir. Bizim içimizdeki çok başarılı bir çözüm Batı için bir felaket olabilir. Diğer bir ifadeyle sosyal bilimler şartlara bağlı olarak yorumlanma ihtiyacı duyarlar. İkincisi, yöntem bilim açısından baktığımızda da ben pozitivizmin, 100 yıldır eleştirilen pozitivizmin büyük ölçüde ivme kaybettiğini düşünenlerdenim. Bu anlamda sosyal bilimlerde perspektivizmin pozitivizmi ikame etmesi gereken çok güçlü bir yaklaşım olarak doğması gerektiği kanaatindeyim. Diğer bir ifadeyle sosyal bilimlere şartlar bir yana yöntem açısından baktığımızda farklı açılardan bakılabileceği, farklı varsayımlar üzerinden hareket edilebileceği, farklı paradigmalar üzerinden bakılarak farklı açıklamalar yapılmanın sosyal bilimlerin doğasında olduğuna inananlardan biriyim. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum: eğer biz bunu disipliner anlamda başarabilirsek, o zaman uygulamaya da yansıtabiliriz. Uygulamada da iki şeyi çok önemsiyorum. Bir, eğitim. Bu toplumların, hem Batı toplumlarının hem Batı dışı toplumlarının gelinen noktada aslında tıkanma alanlarından bir tanesini eğitim olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü zihinleri eğitiyoruz. Zihinleri disipline ediyoruz. Uzmanlık yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. İşte adı milli olan, kendisi milli olmayan eğitimler aslında bizi nereye getirmiş oldu? Hepimizi birilerine benzetti. En benzetme mekanizması ne oldu? Eğitim oldu. İçerik başkalarında, yöntem başkalarında, ama pasif olarak buna tabi olan denekler bizler. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta, dünyanın giderek bu eğitim anlayışı içerisinde zenginliğini kaybettiği, farklılığını kaybettiği, değerlerini kaybettiği, Batı'nın bile bütünü değil bir kısmını, yani zengin, elit, liberal, görece müreffeh sınıfının yaşam tarzını ideal bir yaşam tarzı olarak eğitim aracılığıyla her tarafa yaymaya çalıştık. Fakat bu kabullenilebilecek bir durum değil. Eğitim şüphesiz kimlik inşa eden, kültür inşa eden alandır. Ve bu anlamda bizim tekleşmeyi bütün dünyaya dayatmak yerine farklılaşmayı insanlığın bir arayışı olarak gündeme getireceğimiz yeni eğitim
felsefeleri, eğitim yaklaşımları, eğitim modelleri geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. İkincisi, bizi giderek teklifleştiren ve sorulara kaynaklık eden hususlardan diğeri de hukuktur. Yine bahsettiğim Batı'nın müreffeh, liberal, görece eğitim, iyi eğitim almış, endüstriyel çevrelerde yetişmiş insanların bir sınıfın yaşam tarzına uygun geliştirilen hukuk anlayışını evrensel hukuk olarak, adeta doğal hukuk olarak giderek yaygınlaştırmaya çalışmak, yani toplumsal mühendislik yapmak, kaba taslak 21. yüzyılda bizi bir tıkanıklığa doğru götürüyor arkadaşlar. Batı'nın kendi içerisindeki değerlerini dahi Batı'da tartışmaya açmak mümkünken, bu gerekliyken, bu bir ihtiyaçken, Batı dışı dünyada bile sessizliğin oluşunu hayretle karşılıyorum. Sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben insanlığın Batı medeniyeti ekseninde teknolojik ilerlemede çok mesafe kat ettiğini ve bundan sonra da sıçramalı olarak mesafe kat edeceğini düşünüyorum. Fakat bu sıçramalı teknolojik ilerleme aynı zamanda sosyal sorunların da aynı ölçüde büyümesine yol açacağı kanaatindeyim. Bu sosyal sorunları çözmek giderek büyük ihtiyaç haline geliyor. İster İslam medeniyeti olsun, ister başka alternatif medeniyetler olsun, Batı'ya ancak bu alanda rakip olabilirler. Yani Batı'nın güçlü yanı teknolojik ilerleme ise zayıf yanı da sosyal sorunları çözme kapasitesinin zayıflaması ya da düşmesidir. İşte bu alanda dünyanın farklı kültür coğrafyalarında, kültür havzalarında bir arayışın kaçınılmaz olarak gündeme geldiği, artık bir propaganda olarak üst akıl bunu yaptı, robotlar bunu yaptı, dijital bunu yaptı demektense sosyal sorunlarımızı görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu görme meselesi alternatif bir yükselişe, insanlığın yüzleştiği bu sorunları çözdükçe değer kazanacağına, çözüm kapasitesiyle orantılı olarak bir yükselme eğilimi göstereceğine inanıyorum. Ve bu anlamda Batı'nın rakibinin teknoloji ya da ekonomi alanında, maddi alanda olduğu kanaatinde değilim. Giderek sorun haline gelen sosyal alanda yükseleceğini ve bizim sahip olduğumuz miras üzerinden düşündüğümüzde bu potansiyele sahip olduğumuzu, bu potansiyeli fiiliyata, eyleme geçirebilmek için de zihinsel dönüşüm, disipliner dönüşüm ve davranışsal dönüşüm geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım zihnimdekileri özetlemiş oldum. Teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok geniş bir perspektifte sorunun kaynaklarını ortaya koyan, çözüm önerileri ortaya koyan değerli toplu, geniş, vizyoner bir sunum oldu. Yüreğinize, aklınıza, ilminize sağlık. Her sizi dinlediğimizde böyle ufkumuz açılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii, biz teşekkür ederiz. Sağ olun fırsat verdiğiniz için. Hocam çok faydalı ve istifade ettiğiniz bir sunumdu. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz sorulara geçelim. Sorulardan devam edelim. Sorusu olanlar mesaj yoluyla veya sözlü olarak ifade edebilirler. Daha geldik genel başkanım. Nihat hocam ben görüyorum. Sözü ben vermiyorum ama. Yok sağ olun. Ayınca ben buyurun Nihat hocam. Değerli hocam öncelikle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağlık ve afiyetler diliyorum. Her zamanki gibi bu organizasyonu gerçekleştiren Davut hocam ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok müstefit olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten Davut Hocam'ın da vurguladığı gibi çok ufuk açıcı bir vizyon. Ama bir taraftan da şu işte hep sizin vurguladığınız noktada zamanında buna yönelik işte bütün kişilerin bütün fikirlerine malumunuz katılmak zorunda değiliz. Zamanında işte bu manada çok arayışlar, Batı'nın bu yoğun
kültürü karşısında bir sıçrama yapmamız gerekir anlamındaki birçok geçmişteki alimler, yakın dönemde Aliya'yı en yakın verebiliriz. Daha işte İkballer vesaire. Ama onların da işte başlarına gelenler vesaire anlamında şeyler var ama tabii biz doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız. Yani tabiri caizse son dönemde kafa yorduğum, acısını çektiğim şeylerin tamamen tercümanı gibi oldunuz. Gerçekten bu manada yeni bir paradigmaya, yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Sadece şu manada, yani ben umuda çok önem veren bir insanım. Umutsuzluk çizmek yerine, çünkü İslam'ın özünde de ümit var olmak vardır. Bahtuh, ezildik, işte yarı tanrı bir batı var, ne yapacağız? Her şeyimizi izliyorlar, teknolojilerimizi. Zaten onun çok paradoksal bir şekilde batının sonunu getireceğini söylüyorsunuz. Ve gerçekten de bizim medeniyetimizde bu var. Bunun nasıl hocam olacağıyla ilgili genelde hani sorunları çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Siz de koydunuz. Mesela eğitimde şunu yapmamız lazım. Uygulamada şunu yapmamız lazım. İşte davranışlarda bunu yapmamız lazım. Vesaire tamamen altına imza atacağım bir deklarasyon, bir manifesto gibi takip ettim şeyinizi ve epeyce de not aldım 4-5 sayfalık. Hep cümlesinin altını çizilmesi gerek. Bunu nasıl işte bu dağılmışlık, bunu ekonomide de ben mesela hasbelkader ekonomiyle ilgili çok uzatmadan işte daha riba nedir, değildir karara bağlayamamışız kaç yüz yıldır. Nasıl ekonomik anlamda bir şey inşa edeceğiz işte anlamında. Bunları nasıl başaracağımızla ilgili somut mesela şeyleriniz var mı? Şöyle yaparsak birbirini yiyen bir İslam dünyası vesaire, bunları siz arka planda dediniz ve örtük olarak bu potansiyelin hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda nasıl ortaya çıkaracağız? Nasıl yeni bir alternatif oluşturacağız hocam? Çok teşekkür ederim. Hocam bu başlı başına bir sunum meselesi. Hani bu yönlü değerli toplu bir şeyler söyleyebilmek için en az bu kadar zamana daha ihtiyacımız olacak. Ben ifade etmeyi kolaylaştırmak üzere bir örnek vermek ve onun üzerinden biraz yorum yapmak istiyorum. Şimdi disiplinler nasıl doğar? Fikri ekoller nasıl doğar? Şimdi bunu incelediğimiz zaman ortaya şöyle bir görüntü çıkmış oluyor. Bir takım sorunlar, bir takım meraklar, bir takım arayışları diyelim araştırma programlarına konu edelim. Araştırma programları kendi içerisinde onlarca araştırma projesi anlamına gelir. Bu araştırma projelerinin örneğin 5 tanesini şimdi hayata geçirelim. Bunların bir kısmını devletle, bir kısmını sivil toplum kuruluşlarıyla. Sonrasında yeni bilgilerle beraber 10 tanesini, 15 tanesini 5 yıl, 10 yıl sonra devreye koyalım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Verdiğiniz ekonomi örneğinden hareket etmeye çalışıyorum. Şimdi mevcut ekonomik düzeni çok iyi anlamadan onun üstünde bir şey söyleyemezsiniz. Kesinlikle aynı şey. Yani bizim alim dediğimiz kişiler böyle bir formasyondan yoksun oldukları zaman onların bundan 500 yıl, 700 yıl, 1000 yıl önce yazılmış olan eserlerinden hareketle bir disiplin inşa edemezsiniz. Ama orada bir nüve var. Onu söylemeye çalışıyorum. Orada bir nüve var. O işlenmeye müsait bir materyali oluşturuyor, bir zihni oluşturuyor. Şimdi böyle bir araştırma programını düşünün, basitleştirerek söylüyorum. Biz her bir araştırma projesi, şu kısmını bu, bu kısmını bu, bu kısmını şu ekip vesaire dediğimiz zaman arkadaşlar, eş anlı onlarca proje ekibinin aynı amaçla çalıştığı. Ve bu proje ekipleri ve bu proje ekiplerinden sonra gelecek proje ekiplerinin de 20 yıl, 30 yıl mütemadiyen, 50 yıl, 100 yıl bunu devam ettirdiklerini düşünelim. Burada bilgi doğar arkadaşlar. O zaman bilgi doğar. Şimdi İslam dünyasında yapılan şudur. Garip bir şekilde söylüyorum arkadaşlar.
Mehmet Bağırca bir konu çalışıyor. Ondan sonrası yok. Arkası gelmiyor. Arkadaşlar, hiçbir ekol bir kişinin öncülüğünde sadece doğmaz. Ekol dediğimiz bir zincirdir. Bugün bir halka eklenir, 20 yıl sonra 10 halka eklenir, 50 yıl sonra 70 halka eklenir, o düşünce zinciri oluşur, biz ona ekol deriz. Şimdi Batı dünyasının dışında araştırma adeta bireye bırakılmış. Bireyin zenginliği, zamanı, gücü göz önüne alındığında aslında araştırma yapmayın diye bir sonuç çıkıyor. Biz üniversitelerde ne yapıyoruz? Batı'da üretilen bilgiyi habire yayıyoruz. Araştırma falan yaptığımız yok yani. Ünvanlar için çalışıyoruz. Hele dediğim araştırma programları açısından hemen hemen hiçbir şey yok. Niye bu örneği verdim? Şundan dolayı verdim Nihat Hocam. Şimdi disiplinler zemin oluşmadan efendim ona göre insan yetiştiremezsiniz. Yani eğitimi önce dönüştürebilmek için eğitimcileri dönüştürmek gerekiyor. Eğitimcileri dönüştürebilmek için eğitimcilere bir içerik hazırlamak gerekiyor. Sizin bir içeriğiniz yoksa eğitimcilere ne vereceksiniz? Mevcudu vereceksiniz. Mevcut zaten belli. 200 yılı aşkındır veriyoruz. Sonuç bu yani. Sonuç bu. 57 İslam ülkesinde toplam 2500 civarında üniversite var. Hiçbir üniversite fonksiyonuna sahip değil arkadaşlar. Yani disiplin inşa etme anlamında söylüyorum. Ekol geliştirme anlamında söylüyorum. Şimdi bunu neden önemsiyorum? Geldiğimiz asırda, 21. yüzyılda efendim bu kurumlar yani araştırmanın, düşüncenin, fikir üretmenin, disiplin üretmenin kurumsal temelleri oluşmuş durumda. Yani kurumsal destek olmadan bireylerin bir şey yapması çok zor. Şimdi sözü biraz kendimize çevirirsem onlarca sivil toplum kuruluşumuz var. Değil mi hocam? Bu onlarca sivil toplum kuruluşunun acaba bir tanesi, beş tanesi temel ihtiyaçları gidermek yerine üst ihtiyaç tanımları yapıp buna öncülük edemez mi? Şüphesiz öğrencilere burs vermek önemlidir. Ben bunu küçümseyemem ki. Yani hepimiz nereden gelmişiz belli. Köylü çocukları, fakir çocuklar, temel ihtiyaçlarını gidermemiş insanlar. Ya tamam, buna 1000 tane vakfımız, derneğimiz sahip çıksın. Ya 5 tanesi de başka bir şey yapsın. 5 tanesi de toplumsal sorunların çözümünü için araştırma projeleri desteklesin, ilgili uzmanları bir araya getirsin, onlarla dünya ölçeğinde beraber olabilecek platformlar oluştursun. Yani bilgi üretiminin odağı haline gelsin. Ben yürekten şuna inananlardanım. İslam bilgi dinidir. İslam akıl dinidir. Bilginin, aklın harekete geçmediği yerde İslam biter. Eyvallah. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona aklediniz. Efendim duyduğunuza inanmayınız. Kanaatlerinizle, zanlarınızla hareket etmeyiniz. Allah'ın ayetlerini ortaya çıkarınız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir medeniyet yükselişinden bahsediyorsak biz bundan başka bir zemine sahip değiliz. Yani İslam dinini böyle okuduğumuz zaman verdiğim örnek anlam kazanıyor. Bir hoca olduğum için değil. Hoca olmasam da bu dinin kaynaklarına baktığım zaman, bu dinin ilk emrinden kaba taslak 1450 yıllık tarihine baktığımda gördüğüm şey bu. Yani zihni dönüştürebilmek adına önce zihinde efendim insanların nasıl düşünmesi, neden öyle düşünmesi gerektiğine ilişkin açıklamalara ihtiyacımız var. Bu sizi temin ederim en önemli yatırım alanıdır. Eyvallah. İslam dünyasının efendim camiye yatırımını çok değerli buluyorum. Takdir ediyorum. Ama insana yatırım ondan da daha önemlidir. Fikre yatırım, bilgiye yatırım ondan da daha önemlidir.
Camilerimizin sayısı çoğaldı, içindekiler azaldı. İçindekilerin zihni de oldukça fakirleşti. Yani sanıyorum anlatmak istediğim şey şu. Bizim kıt kaynaklarımız olduğu doğru. Ama kıt kaynaklarımızı önceliklere göre de biraz sınıflandırmaya ihtiyacımız var. Ve hiç şüphe etmediğim öncelik alanlarından bir tanesi de budur. Bu öncelik alanlara efendim ekonomide şöyle, sosyolojide bu, psikolojide bu. Aksi takdirde bizim batı taklitçiliğinin ya da batının ithal bilgini yaymaktan başka bir şansımız yok ki. Yani Kuhn'un dediği gibi alternatif bir paradigma olmazsa, bir paradigmanın doğurduğu sorun ne kadar yoğun, ne kadar büyük, ne kadar çelişkili olursa olsun, alternatif bir paradigma olmadığı sürece kimse paradigmayı bırakıp başka bir yere gitmez. Elindeki olan o. Şimdi bizim yaşadığımız sıkıntı bu. Elimizde bir batı paradigması var. Alternatif bir paradigma yok ki insanlar ona gitsinler. İşte o alternatif paradigma inşasında dediğiniz gibi Aliya gibi efendim siyasal önderlere, fikri önderlere, sivil toplum kuruluşu önderlerine, efendim iş adamları önderlerine ihtiyaç var. Bunun illa araştırmaları bilim insanlarının yapması gerekmez. İş dünyası da, sivil toplum kuruluşları da, devlet destekli çalışmalar da bunu yapar diye düşünüyorum. Yani bir kere hareket noktamızın şu olması lazım. Efendim, biz insanlığın sorunlarını çözmek için sorumlu kişileriz. İnsanlığın sorunlarına kayıtsız kalmayacaksak, ha o zaman alternatif yaklaşımlar, sosyal yenilik alanları ararız. Zaten burada insanlar sosyal, toplumsal sorunları çözme sorumluluk duygusunu kaybetti. Herkes kendi çıkarının küçük ekseninde dönüp duruyor. Buradan bir şey çıkmaz ki, buradan alternatif çıkmaz. Yani bugün İslam dünyası 2 milyar değil de 5 milyar olsa da hiçbir şey çıkmaz. Bütün dünyada bu zihinde Müslüman olsa da alternatif bir medeniyet çıkmaz. Alternatif medeniyet niceliksel bir şey değil, niteliksel bir şeydir. Bir alternatif medeniyet olsun diye bir çabamız yok. İnsanlığın sorunları var. Bu sorunlar giderek artıyor. Bu pandemi bunu çok net ortaya koydu. İnsanların yalnızlık sorunu, hukuk sorunu, ekonomi sorunu, efendim büyüklerine, yaşlılarına hürmet sorunu, toplumun bir arada olma sorunu, bir sürü sorunu çok dramatik yaşamaya başladık. Bunları biz kendi sorunumuz açısından bakarsak aslında bunların birikimsel ilerlemesi bir medeniyeti inşa eder. Yoksa medeniyet masa başında kurgulanacak, masa başında modellenecek bir şey değil. Biz sorun çözdükçe sorun kapasitemiz artar. Sorun kapasitemiz arttıkça da alternatif olma kapasitemiz artar. Yani bu sulağın atmayla olabilecek bir şey değil. Bizim sorunları efendim teşhis etme derinliğimiz, çözme kapasitemiz alternatif olup olamayacağımızı belirler. Hocam umarım... Hocam çok aydınlatıcı oldu. Allah razı olsun. Rabbim bu ufukta olanların, sizin gibi olanların sayısını, vizyonu olanların sayısını arttırsın. Dediğiniz gibi tek bir kişinin omzunda olan bir şey değil. Hepimiz bu dertle dertlenmeliyiz. Bu sorumluluğu Allah bize yüklemiyor. Yoksa sizi gönderir, başka bir ümmet getiririm diyor. Rabbim bu şuur ve bilinçte etmeyi nasip etsin. Tekrar ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet, Mehmet Emin Usta söz istiyor. Buyurun Mehmet Bey. Hocam ben de saygılarımı sunuyorum. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesinden, alanım eğitim bilimleri. Arada eğitime bayağı önem atıf ettim. Bu atıf nedeniyle doğrusu ben de söz almayı tercih ettim. Yoksa iyi bir izleyici, bir dinleyiciyim aslında. Çok iyi bir katılımcı değilim. Ama bizim yüksek lisansta bilim tarihi ve felsefesi diye bir ders var. O dersin de yürütücülüğünü yapıyorum. Dolayısıyla işlenen konular benim açımdan hakikaten çok pozitif oldu. Zaten benzer şeyler ama farklı bir bakış açısından çok hoş oldu. Teşekkür ediyorum katkı açısından. Hocam izniniz varsa katkı artı soru. Estağfurullah, buyurun hocam. Önce katkı. Değerlendirme yapmak istiyorum. İlk yapacağım değerlendirme. Evet,
biz proje yapmalıyız. Fakat proje yaparken kendi kavramlarımızı kullanıyoruz, kullanmalıyız. Batı'nın kavramlarını kullandığınızda Batı gibi bilim yapmış olursunuz zaten. Fakat sorun şurada. Batı'nın içimizdeki uzantıları, belki Cemil Meriç Truva adları diyor, o mu bilmiyorum. Ama içimizdeki uzantıları ve bilimi Batı'nın yaptığı bilimden ibaret sayan, kendi paradigmasını oluşturma gibi bir eğilimi olmayan, geçmişte oluşmuş paradigma ki var, bir insan bilim paradigması var. Nitekim Kant'ın doktora tezinin en üstünde besmele var, değil mi? Yani evet. Besmele ile başlıyor. Peki, benim doktora tezi Osmanlı'da medreseler. Evet. Tabii Kant'ın, Alman düşünür Kant'ın doktora tezinin kapağının en üstünde besmele vardır. Kimileri doktora tezi olduğunu söyler, kimileri doktora tezinin savunmasına davetiye yazısı olduğunu söyler ama netice değişmiyor. Yani referans sizin de konuşmanızda ifade ettiğiniz gibi İslam medresesidir aslında. Çünkü bilimi temsil ediyor, ilerlemeyi temsil ediyor, teknolojiyi teslim ediyor. Peki ne oldu da dönüştü? Hocam izniniz varsa kısa bir anekdot. Anekdot Molla Lütfi olayı ya da Lütfi-i Tokadi, Şeyh Lütfi diye bilinen olay Fatih döneminde. Molla Lütfi büyük bir İslam alimi. Böyle düşüncelerini falan da bir deşelim dedik. Bir öğrencimle de iyi çalıştık. Aslında bizden çok farklı da düşünen biri değil Molla Lütfi. Fatih'e mektup yazıyor. Çünkü onun döneminde medresenin müfredatıyla oynanıyor. Medresede böyle garip, klasik, dini metinler ana dersler olarak okutuluyor. İşte hendese, astronomi, tıp gibi dersler de tali dersler. Molla Lütfi kendisi de bir din alimi olmasına rağmen bu durumdan rahatsız oluyor. Fatih'e mektup yazıyor. Bir cümlesi çok dikkat çekicidir. Hünkârım, eğer böyle devam ederse top yapacak, köprü yapacak mühendis bulamayacaksın. Bu yüzden oturup bu müfredata bir çekidüzen vermemiz gerekiyor. Evet. Ama İstanbul'da bir kıyamet kopuyor ve derken olay Fatih'e intikal ediyor. Fatih rivayetlere göre Molla Lütfi'yi haklı bulmasına rağmen gelen tepkiler nedeniyle Molla Lütfi'yi Edirne'ye sürgüne gönderiyor. Fatih'in vefatından sonra Molla Lütfi yeniden dönüyor. Ve ama yine fikirlerinde ısrarcı. Yine aynı kesimler ayaklanıyor. Ve sonuçta sanıyorum Beyazıt, Fatih'in oğlu, divanı topluyor. Bir bilim adamı divan tarafından yargılanıyor. Divanın görevlendirdiği bir vezir tarafından yargılanıyor. Bu bilim adamına verilen değer açısından tarihe not düşülmesi gereken bir şeydir. Öyle bizim gibi rektör tarafından soruşturma açılıyor, idare mahkemesine gönderiliyor ya da Danıştay'a gidiyor değil. Bir vezir başkanlığında divan tarafından görevlendiriliyor ve yargılaması öyle yapılıyor. Bunu da bence şerh olarak düşmekte yarar var derken neyse anormal derecede baskılar. Sultan bu baskıları göğüsleyemeyeceğine karar veriyor ve gelen teklif rızası olmamasına rağmen idam. Sultanahmet'te at meydanında Şeyh Lütfi'nin, Molla Lütfi'nin kafası gövdesinden ayrılmak üzere idam ediliyor, vefat ediyor. Şimdi doğru mu bilmiyorum. Adnan Adıvar der ki Molla Lütfi'nin ölümüyle Osmanlı medresesi bitmiştir. Şimdi kabul edelim. Biz İslam coğrafyası bilim insanına, özellikle de alternatif paradigma oluşturmak isteyen bilim insanına, İslami terminoloji kullanmak isteyen bilim insanına bu denli açık değil. Dolayısıyla o şansımız yok. Bakın kendi kavramlarımıza, Türkiye'deki bilimsel kurumlara bile proje gönderirsek bunların kabul edilme olasılığı sıfırdır. %1 falan da değil. Çünkü o bilim, yani batılı tarzda bilim yapmanın gerekli olduğunu savunan o tarz, o paradigma her şeyimizi almış götürmüş, egemen olmuş. Maalesef İzzet Bogoviç'ler nadir yaratabiliyoruz. İkbal'ler nadir yaratabiliyoruz. Ali Şeriati'ler nadir yaratabiliyoruz. Bizim böyle bir sorunumuz var. Şimdi saygıdeğer hocam, bunu soruyla bağlamak gerekirse, her şey tamam. Yani evet, Batı da başarılıdır. Bu anlamda hakikaten oksidentalist pozisyona düşmemek gerekiyor. Yani Batı kötüdür, onlar hiçbir şey beceremez, zaten onlar değersizdir. Asla, asla. Yani hakkı teslim etmek gerekiyor, adaletin gereğidir. Batı insanlığa çok değerli şeyler de katmıştır. Önünde hürmetle eğiliyoruz, hiçbir sorun yok.
Bak bu söylediğim problem alanı içerisinde, yani kendi yarattığımız problem alanı içinde biz Müslümanların kendimizi İslam medeniyeti gibi görüne bu kültürün yarattığı bu kaostan nasıl bir çıkış sağlayacağız? Gelip zihnimin dayandığı ve tıkandığı yer doğrusu burası. Hürmetlerimi sunuyorum hocam. Estağfurullah. Hocam çoğu zaman şöyle düşünmekte yarar var. Böyle mucizevi bir şey kimse söylemez. Herkesin basit olarak ifade ettiği şeyi ben de basit ifade edeyim. Yani yeniliklerin kaynağı sorunlardır hocam. Sorunlar hayatımızı ipotek altına aldıkça biz de çözüm yolları aramaya başlarız. Benim sadece burada bahsetmek istediğim basit bir şeydi. Batı kendi paradigmasının doğurduğu bu sorunları kendi paradigmasıyla çözemez. Ben alternatif bir paradigmanın ihtiyaç haline geldiği kanaatindeyim bu anlamda. Bunun arayışlarını sürdürmek lazım. Ben de katılıyorum size. Araştırma projeleri derken aklımda TÜBİTAK'a sunacağımız proje hiç geçmedi. O anlamda ya da işte Avrupa Birliği'ne sunacağımız proje hiç geçmedi. Sadece örnek. Ben onu söylerken şunu söyledim. Ya biz bu sorunları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Çözümleri için organize hareket ediyor muyuz? Çözümleri için disipline hareket ediyor muyuz? Çözümleri için bireyin ötesinde efendim ekolleşecek bir takım çalışmalarımız, çabalarımız var mı? Olabilir mi? Olabilir. Bunun önündeki temel sorunun asla hiçbir zaman mali yetersizlikler olduğunu düşünmedim. Fikri yetersizlikler. Bugün bütün İslam dünyasında bunun gibi on binlerce araştırmayı finanse edecek zenginlik var. Mesele zenginlik meselesi değil. Türkiye'de de var, Kuveyt'te de var, Malezya'da da var, Endonezya'da da var. Yani mesele bizim paradan yoksulluğumuz değil. Bilgi üretmenin bir değer olduğu, insanlık sorunlarını el yordamıyla çözemeyeceğimizi, insanlık sorunlarına insanlık ızdırabıyla bakıp disipliner çözümler üretebilmenin ne kadar disipliner çalışmalar gerektiğini düşünen çevrelerin olması lazım. Şimdi hani çok şey söylemek istemem ama hani aklıma hemen şey geldi. Batı'da bu işin öncülüğünü yapan kişilerin önemli ölçüde aristokrat çocukları oldukları biliniyor. Şimdi bizim aristokrat çocuklarımız nerede ya? Aristokrasiden kastım yani sınıfsal anlamda değil. Görece mali durumu iyi. Görece mali durumu iyi olanlar para kazanmayı büyük ölçüde temel ihtiyaçlarını gidermeyi odağa koymayacak insanımız varsa ki var. Bu insanların bilim, kültür, sanat alanında farklı çıkışlar yapmaları beklenir yani. Sivil toplum kuruluşlarımızın bu çıkışı yapmaları beklenir. Şimdi bu statiko ilelebet böyle devam edecektir gibi bir yaklaşım içerisinde olmamızın bir anlamı yok. Bu statiko taşınamaz hale geldikçe biz de kendi zihin dünyamızda farklı arayışlar içerisine, kendi kurumsal yaşantımızda farklı arayışlar içerisine girebiliriz diye düşünüyorum. Basit de olsa sosyal bilimleri kurarken şuna çok dikkat etmeye çalıştım, özen göstermeye çalıştım. Sosyal yenilik iki anlamda önemli bir sosyal yeniliğin ekonomik getiri olmayan alanı. Her yasa bir sosyal yeniliktir. Her devlet sistemi, ekonomik politika, strateji bir sosyal yeniliktir. Ama bunların bir ticari değeri yok. Yani bunu alalım,
piyasada arz ve talebe konu edelim dediğiniz zaman bunun arzı talebi tanımlanamaz. Bunlar çünkü kitlelerin ihtiyacını gideren sosyal yeniliklerdir. Bunun yanı sıra şunu da düşündüm. Teknokentler harır harır teknoloji ürünlerini ticarileştiriyorlar inovasyon adı altında. Adeta sosyal inovasyon yok. Yani ticarete konu olabilecek sosyal inovasyon da olabilir. Arz ve talebe konu edilebilecek, kitlesel olarak tüketilmeyen, bireysel olarak tüketilebilecek sosyal yenilik de olabilir. Mesela bu anlamda dünyada ilk kez bir sosyokent adını verdiğim sosyal yeniliğin çalışıldığı, ticarete konu edilmesi için altyapısının oluşturulduğu, ekonomik mantığının geliştirildiği bir çaba içerisine girmeye gayret ettik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Büyük üniversitelerin gölgesinde, tıbbın mühendisliğin gölgesinde, sosyal bilimlerin marjinalleştirildiği, toplumsal sorunlardan koparıldığı, toplumsal sorunlara teğet bile değinilmediği, bir yerde sosyal bilimlerin yenilik öncüsü olması bekleyemezsin. Yeniliğin tamamen teknolojik yeniliğe indirgendiği, bir yerde de sosyal yenilik bekleyemezsin. Fakat bunu bekleyip beklememek bizim sorunumuz, bizim kapasitemiz. Biz sosyal bilimleri yeniden yorumlayamaz mıyız? Sosyal yeniliği hayatın içinde, hayatta soru çözen, sorun çözdükçe de değer arz eden duruma getiremez miyiz? Getirebiliriz. Yani çok net konuşmak gerekirse bizim 250-500 tane üniversiteye değil, ekollere ihtiyacımız var. Ekollerin nicelikle bir alakası yok. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu üniversite sayısı 250 midir, 500 midir? Bu tartışmayı yaptığımızda sayı 1000'e de çıkabilir, 1500'e de çıkabilir. Amerika'da 5000 civarında üniversite var. Dünyada toplamda 28 bin, 30 bin civarında üniversite var. İslam dünyasında dediğim gibi 2000 küsur üniversite var. Ya bunların sayısı hiçbir şey ifade etmiyor. Buraya verdiğimiz bütçe büyüklüklerini 10 kat daha arttırdığımızda hiçbir şey değişmez. Bunlar nicel şeyler değil. Biz neden, neyi önemsiyoruz? Ya bunu kendine dert etmiş insan. Bu motivasyonla çalışan insan, bu üniversitede olur olmaz, fakat bunlarla dertlenmiş bir insanın farklı bir bakışı olabilir. O farklı bakış nedir? Yani çok sloanik olmazsa şunu söylemeye çalışıyorum. Batıyı batılılardan daha iyi bilmeden biz batıya alternatif bir şey söyleyemeyiz. Gün geldi hocam, lafınızı bölüyorum, kısaca toparlarsak. Evet, gün geldi batılılar doğulları doğullardan daha iyi tanıdıkları için doğulları yönlendirebilecek kapasiteye ulaşmış oldular. Batının biz zayıf noktalarını insanlık adına, bak bir rekabet adına demiyorum, bunun altını çiziyorum. Derdimiz bir basit bir rekabet değil, biz ve onlar ayrımı değil. Bunun altını çiziyorum. Ben insanlık sorunlarını önemsiyorum. Yani İslam geldiğinde sorun çözme kapasitesi ortada. Kadınların sorunu çözme, kölelerin sorunu çözme, o dönemde aşiret kavgalarının yarattığı toplumsal kaosun sorunlarını çözme, Roma'nın gelip tıkandığı, Bizans'ın gelip tıkandığı siyasal anlamdaki sorunları çözme kapasitesinden dolayı İslam birdenbire Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamından 80 yıl sonra kaba taslak Hint'in derinliğinden, Hindistan'ın derinliğinden ta İspanya'nın derinliğine kadar büyük bir coğrafyada sorun çözücü olduğu için takdir gördü. Bir inanç olduğu için değil. İnanç sorun çözmeyi getiriyor çünkü. Bakış açısını değiştiriyor. İspanya'da Hristiyanlar niye Müslümanlar geldiğinde tercih ettiler? Hristiyanlığın değerlerine tercih ettiler. Çünkü sorunlarını çözeceğini bekliyorlardı. Ve çözdü de. Diğer bir ifadeyle hayatın içerisinde olmayan, sorun çözmeyen, ufuk açmayan, ileriye götürmeyen bir din medeniyet kuramaz. Ben İslam'ın
doğuşunda bu rolü oynadığını, gelişmesinde bu rolü oynadığı, bu rolün potansiyeline de sahip olduğu, bugün insanlığın yüz yüze olduğu büyük sorunların efendim Budizm mantığıyla çözülemeyeceği, Hinduizm mantığıyla çözülemeyeceğini düşünüyorum. Ama bir İslam kültür medeniyeti geçmişte de bunlarla yüzleştiğinde bu ölçekte olmasa da çözdüğünü ve bunun çözme potansiyelini taşıdığını düşünüyorum. Anlaşılan vaktimiz çoktan dolmuş. Allah razı olsun. Hiç bitsin istemiyor insan aslında da. Teşekkür ederiz. Efendim ben teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılarıma sevgimi, saygımı sunuyorum. İnşallah başka platformlarda da tekrar beraber olma fırsatı doğar. Saygılar bizden hocam. Sivil toplum kuruluşu olarak biz de dersimizi aldık inşallah. Notalarımızı aldık. Tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Onu da dilemek lazım. Dileğimiz onlarla Cenab-ı Hak Allah yardımcılar olsun. Yardımcılar olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Tüm katılımcılar. Allah razı olsun. Hepinize rahmet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yeni dernek binamızda sizinle açmıştık. Seniye devresinde yine sizlerle birlikte olmak çok güzel bir tevafuk oldu. Çok istifade ettik sunumunuzdan. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sağ ol. Saygılar bizden hocam.